kocasını işe mi vururlarmış güzel karı? Ne yapıyorsun? Annem geliyor sandım da yanlış görmüştüm. Borçlandın ama bak unutma. Hadi. Geç kalma güle güle. Dur da daha ayakkabı değil. Allah Allah. Beni nasıl sevdiğini bilmezsen evden göndermek için can atıyorsun diyeceğim de. Neyse. Olur mu hiç? İşlerin yetişsin diye bey. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Kızım. Siz oturun bir köşenize. Gelin. Hayırdır inşallah. Cennet anne, kaybedecek bir dakikamız yok. Yardımım lazım. Poyraz için eldiven örmeyi öğretiyordun ya bana. Bir gün bitirmem lazım. Dünkü hediyesine karşılık öyle mi? Bir yerinde takılmıştım. Orasını gösterir misin? Azmedersen biter niye bitmesin? Sen şu damana yakın gözlüğünü getir hadi. Tamam. Öne alacaksın. Evet. Bak. Tut şişi. Anne çay içer misiniz? İçinden. Anneciğim. Çay içer misiniz diyorum. İçerim kızım. Zıkkım iç. Şimdi de Göste gelinin o bitli mi oldu? Çekip yiyin. Tamam. Ama çok zormuş bu. Nesi zor kızım? Ya yani ipi şuradan alacaksın, buraya batacaksın. Bu kadar yaptın, pes mi edeceksin? Yok yok, pes etmem. Poyraz nasıl emek vermiş o kutuya, ben de yapacağım. Aa, oluyor bak. Evet. Kolay gelsin. Oluyor işte. Kime örüyorsun eldivenleri? Beyime. İlk aylarımızda ben de Poyraz'a eldiven hediye etmiştim. Gerçek deriydi tabii onlar. Sahi ne oldu o eldivenler? Ah hatırladım. Poyraz ihtiyacı olan birine vermişti. Hem hediyenin en güzeli el emeği göz nuru olandır. Değeri ne gerçek deriyle ne de elmasla ölçülmez. Poyraz'ın elleriyle yaptığı kütü gibi.
Doğru diyorsunuz. Ellerine sağlık Nanacığım. Çok güzel gözüküyor. Anneciğim. Sağ ol kızım. Nanacığım. Sağ ol. Bincim, hemen sana da getiriyorum bir tane. Teşekkür ederim.